Selamünaleyküm arkadaşlar. EBA verileri uygun gösterimlerle gösterme testini çözüyoruz. İlk sorumuz: bir memurun aylık maaşı ile yaptığı tüm harcamaları ayrı ayrı gösterebileceğimiz en uygun grafik tipi hangisidir diyor. Evet, harcamaları ayrı ayrı görmek istiyorsam, hemen fark etmek istiyorsam neyi kullanacağım arkadaşlar? Tabii ki sütun grafiğini. Çizgi grafiği varsa zamana bağlı değişimleri görmem gerekir. Zaten sıklık diye bir grafik yoktur. Bu bir tablo çeşididir. Daire grafiği hangisinden daha fazla, hangisinden daha az? Yani birbirlerini karşılaştırmak istiyorsan, böyle oransal karşılaştırma, ama normal bir karşılaştırma değil. Normal karşılaştırma olsa yine sütun grafiği olur. Oransal karşılaştırma, yani tamamının içinde ya da işte biri diğerinden kaç kat fazla, onu görmek istiyorsam, hemen fark edebilmek istiyorsam neyi kullanırım? Daire grafiği. Oransal karşılaştırma varsa, işin içine oran giriyorsa daire grafiğidir. Zaman giriyorsa çizgi. Onun haricinde her şeyde sütun grafiği bizim için daha avantajlıdır diyoruz. İkinci soru: tablodaki not ortalamalarının karşılaştırılabileceği en uygun grafik. Arkadaşlar, oransal karşılaştırma olmadığı müddetçe en iyi karşılaştırma grafiği hangisidir? Sütun grafiğidir. Bursa diyoruz. Üçüncü soru. Bakın, yine bir karşılaştırma var. Ancak ne diyor arkadaşlar soruda? Selim bebeğin kilosunu her hafta bir kere ölçmüş. İçin içerisine ne girmiş arkadaşlar? Zaman. İçine zaman girdiğine göre burada ne olması lazım? Çizgi grafiği olması lazım. Cevap Adana diyoruz. Dördüncü soru. Yukarıdaki tabloda bir kütüphanedeki kitapların türlerine göre sayıları verilmiştir diyor. Bu tabloyu ifade eden en uygun grafik aşağıdakilerden hangisidir? Türleri var arkadaşlar. Burada kitapların sayıları var. Bakın, ne bir oran var, ne bir zamana göre değişim var. O zaman en iyi ifade edeceğim grafik ne olur? Tabii ki sütun grafiği olur. Çünkü burada direkt ilk bakışta şu kadar derleme var, şu kadar şiir kitabı var, bu kadar roman kitabı var diye ilk bakışta ne yapabilirim? Görebilirim. Beşinci soru. Bir ilin günlük sıcaklık ortalamalarını görselleştirip bu sıcaklıkları karşılaştırmak için kullanılacak grafik. Normalde sadece karşılaştırma olsa arkadaşlar sütun grafiği olurdu. Ama burada ne diyor? Bir ilin günlük sıcaklık ortalamaları, yani her günün sıcaklıkları farklı farklı ya da aynı, fark etmez. Bunları ne yapacak arkadaşlar? En iyisi bir çizgi grafiğiyle ne yaparsın? Artışı, azalışı inceleyebilirsin. Yani bir zamandan bahsettiği için, işin içerisinde zaman dahil olduğu için ne olacak? Çizgi grafiği. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bir verinin bütün veri grubun içindeki oranını diyor arkadaşlar. Nedir bu? Daire grafiği. Oran diyorsa hemen ne diyoruz? Daire grafiği diyoruz buna. Çizgi grafiği demiş. Yanlış. Bir veri grubunun belli bir zamana göre, belli bir zaman aralığında ne olması lazım? Çizgi grafiği, ama daire grafiği demiş. Olmaz. Çizgi grafiği daire grafiğine dönüştürülebilir. Her grafik bir diğerine, çizgi sütuna, sütun daireye, daire çizgiye, hepsi ne yapar arkadaşlar? Birbirine dönüştürülebilir. İki veri grubunu karşılaştırmak için sütun grafiği kullanılır diyor. Evet, direkt bir karşılaştırma yapmak istiyorsam, hangisinden kaçar tane olduğunu direkt ilk bakışta görmek istiyorsam, tabii ki sütun grafiği kullanırım. Cevap Denizli. Yedinci soru. Şekildeki sütun grafiğini arkadaşlar daire grafiğiyle gösterirsek aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Bir grafiği daire grafiğine aktarmak için önce kaç tane ya da kaç, burada litre, işte bazen kaç sayı ya da kaç miktar, neyse artık, bunun toplam sayısını, toplam miktarını bulmam lazım. Önce daire grafiğine aktaracağım süt miktarını hesaplayayım. Burada 250 mililitre var. Burada 1000 var, 1250. Buradan 500 geldi, 1750. 500 de buradan geldi, 2250. Ben daire grafiğin içerisine 2250 mililitre süt yerleştireceğim arkadaşlar. Ve benim daire grafiğimin tamamı nedir? 360 derece. 360 derecenin tamamında 2250 mililitre süt ne yapacak? Dağılacak. Günlere göre dağılacak. Şimdi pazartesiye bakıyorum. Pazartesi ne kadar kaç mililitre var? 250 mililitre. Yani oran orantıya yapabiliriz ama arkadaşlar burada tam katı geldiği için mantıken yapacağız.
Bakın toplam süt miktarı bu da 250 mililitre. Yani kaçta biri gelmiş? 2250'nin 9'da biri geldiyse arkadaşlar süt miktarına, dereceye de 360'ın 9'da birinden 40 gelecek. Yani pazartesinin derecesi neymiş arkadaşlar? 40'mış. Bakın pazartesi bulunca gerisi zaten geliyor. Pazartesi 250 mililitreydi. 250 mililitre 40'sa 500 mililitre 80. Bir 500 de burada var. Bir 80 derecede burası olacak. Sadece şurada işlem yapmam gerekebilir. Ha yok, burada da yok. Bakın burası 250 de, burası 1000 de. Yani 4 katı. 40 kere 4'ten 160 derecede burada olacak arkadaşlar. Pazartesi bakın şöyle buldum. Tamamı 2250 idi. Pazartesi bunun 9'da 1'i. Tamamı 360 derece. Pazartesi de 360'ın 9'da 1'i olması lazım. Burası 40'sa artık burada ekstra işlemler yapmama gerek yok. Sadece pazartesiden yola çıkıyorum. Pazartesi 40'sa 2 katı 2 katı. 80 80. Burası 4 katı gelmiş. 40'ın 4 katı 160 olacak. Şimdi 40, 160, 80 ve 80 nerede var diye bakıyoruz arkadaşlar. Nerede var bakın. Bursa'da var. Pazartesi 40. Çarşamba ve Perşembe 80. Salı da pazartesinin 4 katından 160. Nerede gelmiş? Bursa'da gelmiş arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. 8. soru. Daire grafiğini çizgi grafiğine çevirmemizi istiyor arkadaşlar. Bakın A ürününden 160 adet varmış. Yani şu 80 dereceden kasıt neymiş arkadaşlar? 160 adet ürünmüş. Eğer 80'de 160 ürün varsa 100'de arkadaşlar 200, 120'de 240, 60'da 120 ürün vardır. Nereden biliyorum? 80'in 2 katı, 100'ün 2 katı, 120'nin 2 katı, 60'ın 2 katı. Şimdi A, B, C diye sıralanmış şıklarda arkadaşlar. Bakalım A'dan 160, B'den 120, C'den 240. 160, 120, 240 diye ilerleyecek. Şıklarımıza bakarsak 160 ile başlayan nerede var arkadaşlar? Bir kere şunlar 160 ile başlamıyor, elendi. 160, 140, 240. Buraya kadar tutturduk. En sonunda da 200 olması lazım. Bakın en sonunda D ürününden 200. Bakıyoruz C'de en sonunda D ürününden kaça gelmiş? 200'e gelmiş. Evet cevap neymiş arkadaşlar? Ceyhan'mış. Denizli'ye bakmaya gerek var mı? 160, 140. Bakın bu en baştan zaten ne olmuş? Yatmış. 160 ile başlaması lazım. Sadece 160 ile başlayana bile baksak nerede var? Sadece Ceyhan'da var. Cevap Ceyhan. 9. soru. Sütun grafiğini daire grafiğine çevirmekten bahsediyor. Eğer bunu bir daire grafiğine çevirirsek diyor arkadaşlar. Telliğin merkez açısı ne olur? Evet sadece telliği soruyor. Diğerlerini bulmaya gerek yok. Şimdi ne kadar ürünüm var? Ne kadar miktarda ürünüm var? Ya da kaç kişi var? Neyi aktaracağım ben? Daire grafiğine aktaracağım şey ne? 3 cins ayakkabı aktaracağım. Ama ayakkabının cinsi önemli değil benim için. Ayakkabılardan kaçar tane var? Bakıyoruz sandaletten 12. Terlikten 14 ne oldu? 26. 10 spor ayakkabı ne oldu? 36. 36 tane kişiyi ben neye aktaracağım? Daire grafiğine. Yani 360 derecede 36 kişi bulunacak demek arkadaşlar bu. Daire grafiğinin tamamı 360 derece. Tamamında 360 derecede bulunacak kişi sayısı da 36'ymış. Şimdi ne istiyor benden? Terliği. Terliğe bakıyoruz. Kaç kişi? 14 kişi. Kişinin altına 14 yazıyorum arkadaşlar. İsterseniz doğru orantıdan içler dışlar yapabilirsiniz. Yani 36 kişiye 360 derece düşerse 14 kişiye ne kadar derece düşer? Bunu doğru orantıyla içler dışlarda bulabiliriz. Ama daha pratik bir şey var. Mesela derece 360'dan 36'ya kaçta bir arkadaşlar? 10'da biri. Acaba neyin 10'da biri 14'tür? Tabii ki 14 kere 10'dan 140'ın 10'da biri 14'tür. 36'ya 360 derece düşerse 14'e 140 derece düşer diyoruz. Cevap neymiş? Ceyhan'mış. 10. soru. En kolay şey zaten çizgiden sütuna, sütundan çizgiye geçiş yapmaktır. Çizgi grafiğini sütun grafiğine çevirirsek diyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Her noktadan aşağıya doğru şöyle sütunlar çizdiğimizi düşünün. Aradaki şu çizgiler iptal. Sadece kırılma noktalarına odaklanıyoruz. Buralarda böyle sütunlar çizersek arkadaşlar sütun grafiğine çevirmiş olurum. Ne diyor bana? Saat 12 seansının yüksekliği ne olur diyor. Bakıyoruz 12 seansının yüksekliği nereye kadar gelmiş arkadaşlar? 9'a kadar gelmiş. Cevap Ceyhan diyoruz ve bu testimizi tamamlıyoruz.